İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi Siyasi Komisyon'la Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Milli Savunma Bakanı Akar'la Yunan parlamenter arasında bir gerilim yaşandı. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ve Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi emekli Albay Coşkun Başbuğ bizimle. Evet, bizim aramızda problemler var. Ben başından beri böyle büyük bir nezaketle, büyük bir efendim kibarlıkla size anlatıyorum. Evet, problemler var. Bu problemlerin çözülmesi için de konuşmamız lazım, görüşmemiz lazım. Üç yol var. Bunlardan birincisi konsültatif efendim görüşmeler, ikincisi conflict building measures, öbürü de efendim deconfliction. Biz bunlar için ne zaman, nerede derseniz konuşmaya, görüşmeye hazırız. Buyurun. Konuşalım diyoruz. Evet, problemler var. Çünkü problemler kompleks. Çok problemlerin hukuki boyutu var, coğrafi boyutu var, tarihi boyutu var, efendim maddi boyutu var, askeri boyutu var. Yani bunun hadi deyince olmaz bu. Biz bu konuları daha önceki efendim arkadaşlarımızla Genelkurmay Başkanlığımız zamanında ve bakanlığımız zamanında bunlara karar verdik. Konuşalım dedik. Çünkü bunlar bir anda yapılacak şeyler değil. Otursunlar, eksperler otursunlar, tartışsınlar, konuşsunlar ve nitekim bu manada bunu kabul ettirdi ve biz buradan bu işi bilen asker, sivil 15-20 kişi Atina'da toplandı. 15-20 kişi Yunanistan tarafından, 15-20 Türkiye tarafından. Konuştular, görüştüler ve ilerlemeler oldu. Tanımak, tanışmak bakımından, birbirimizi anlamak bakımından çok faydalı oldu. Ondan sonra döndüler, geldiler, ikinci kez Türkiye'de yapıldı. Ondan sonra üçüncü kez Atina'da yapıldı. Şimdi dördüncüsünü bekliyoruz. Buyurun konuşalım diyoruz. Dolayısıyla biz her zaman her yerde konuşmaya, tartışmaya, anlamaya, anlaşmaya, problemleri çözmeye istekliyiz. Diğer bir husus, bu Kıbrıs'ın kuzeyini işgal derseniz zaten siz başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye'nin kuzeyi işgal, Kıbrıs'ın kuzeyi işgal değil. Oradaki bir katliam önledik biz. 1974'e kadar orada katliamlar yapılıyordu. Darbeler yapıldı. Oradaki Rumlar dahil. Hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974 barış operasyonunda bunu yaptık. Ve 1974'ten şu ana kadar da hem Rumlar güney hem de kuzey barış içinde yaşıyor. Huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yani burada böyle yanlı olmak lazım. Olarak 2004'te Annan planı biz kabul ettik. Çözüm olsun diye. Oradaki Kıbrıslılar kabul etti. Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi. Başka ne yapacağız? Diğer bir husus efendim bu terörist meselesi. Arkadaşlar, dear colleague, bizim burada şimdi 40 bin insanımız hayatını kaybetti. Bu PKK'yla, efendim YPG'yle mücadele sırasında teröristlerle 251 kişiyi katletti FETÖ. Ve biz dolayısıyla olabildiğince yoğun bir şekilde bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için gayret gösteriyoruz. Ve bunu bitirmekte kararlıyız. Siz buradaki teröristleri dinleyin, please. Dinleyin bir dakika, dinleyin ya. Ve bu teröristleri bitirmekte kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bu bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK'ya, YPG'ye, efendim FETÖ'ye orada kampta yer verirseniz, bunun adı ne olursa olsun dostluğa aykırıdır bu. Bu efendim ittifakı da bozar, müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Oradaki, buna yok demeyin, oradaki Lavrion kampını bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te, efendim İsveç, orada İsveç'te PKK'lılar, YPG'liler her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani bunun ne insanlıkla, ne efendim gelişmişlikle, ne demokrasiyle, ne insan hakla hiçbir alakası yok. Ne teröristler bunlar. Bu teröristlere bu kadar efendim imtiyaz verilirse, bu kadar fırsat verilirse, onlar bize karşı olursa, bizimle tabii o insanlarla beraber olmak istemeyişimiz gayet normal. Dolayısıyla tekrar şimdi biz başa dönüyoruz. Lütfen gittiğiniz zaman işte parlamentoda gittiğiniz zaman oradaki Yunanlı arkadaşlarımız da asker sivil yani biz görüşmek istiyoruz. Görüşmeler yoluyla, konuşmalar yoluyla o bizim başlattığımız yani ikisi Atina'da olan, biri efendim şeyde Ankara'da olan görüşmeyi ben çok önemsiyorum. Şahsen de çok önemsiyorum. Yani bunu destekleyin siyasiler olarak. Konuşalım, görüşelim. Siyasilerin önüne askerler bir şey getirsinler, çözüm getirsinler. Ve siyasiler de bunu evet veya hayır desinler. Ama öbür türlü biz çözümü başka ülkelerde, başka parlamentolarda konuşarak çözmeye çalışırsak inanın size de zarar, bize de zarar. Size de zarar, bize de zarar. Böyle bir takım böyle silahlanma şeyleriyle inanın bunda bir yere varamazsınız. Varılamaz. Çözüm değil bu.
Bu çözüm değil. Bu zaten zor şartlarda, efendim ekonomik şartlarda olan Yunanistan'a bir de böyle silahlanma gayretleriyle yapılan çalışmaların hepsi öncelikle Yunan halkının refahını bozuyor. Buradaki ittifakı bozuyor. Buradaki işbirliğini bozuyor. Yani bunlara girmeden konuşmak soruyla, uhuletle, suhuletle, barışçıl yol ve yöntemlerle, medeni insanlar olarak, çünkü bizim Türk halkıyla Yunan halkının birbirini tanıdığına biz inanıyoruz. Yani bir sürü bizim tarihi, coğrafi, kültürel bir sürü ortak yanımız var. Biz konuşma, görüşme yoluyla buna çözebiliriz. Buna siyasilerin de evet demesi lazım. Ön ayak olması lazım. Thank you. Evet, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi Siyasi Komisyon'la Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamentere bu şekilde reaksiyon gösterdi. Soru işaretlerini böyle bir dille, sert bir dille cevapladı. Çok da yerinde bir tepkiydi. Peki değerlendirelim. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi emekli albay Sayın Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Ben açıkçası uzun zamandır Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın bu kadar sert bir dille açıklama yaptığını hatırlamıyorum. Şimdi çok da yerinde bir açıklamaydı, tepkisi çok da yerindeydi diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hem Sayın Akar'ın bu açıklamaları karşısında hem de Yunanistan'ın ne yapmaya çalıştığı konusu hakkında. Şimdi ifade ettiğiniz gibi Yunanistan'ın hasmane tutumu artık giderek çığırından çıkma noktasında. Yani burada Yunanistan'ın adalarla ilgili yapmış olduğu, Türkiye ile ilgili söylemleri ve diğer konulardaki agresif tutumu artık bütün dünyanın net olarak gördüğü bir husus. Ve Yunanistan'ın artık öylesine bir kontrolden çıkmış durumda ki yaptığı işlerde hukuk, adalet, anlaşma, müttefiklik, dostluk, komşuluk gibi hiçbir değer yargısı yok. Ve maalesef doğrudan da Türkiye'ye yönelik bu yürütülen süreçte Yunanistan almış olduğu hasmane tavra da Türkiye'nin verdiği tam tersi akıllı, usturuplu, mantıklı bir diplomatik tepki var. İşte Sayın Akar'ın aslında yapmış olduğu açıklamalarda dikkat ederseniz hep devlet lisanıyla örtüşen ve yani Yunanistan anlayacağı lisandan vurgular ve tepkiler. Aslında Yunanistan'ın hak ettiği bana göre çok daha sert ve sahada da bir takım etkilerin görülmesi gereken bir süreç. Ancak biz buna rağmen devlet olarak sonuna kadar hep diplomasiyi zorlayan, acaba masada bir takım şeyleri çözebilir miyiz? Yunanistan akla davet edince bundan bir karşılık alır mıyızı zorlayan ülkeyiz. Yoksa askeri çözüm veya hani Yunanistan anladığı dilden çözüm Türkiye'nin elbette imkan kabiliyeti doğrultusunda. Evet. Ve istediği anda bunu uygulayabilir. Fakat biz şu ana kadar hep bundan imtina ettik. Neden? Çünkü biz kurulan tuzağı görüyoruz Tunç Bey. Yani burada Sayın Akar'ın Yunan halkına da hitaben kurmuş olduğu cümle çok önemli. Orada vurgusu nedir? İşte Yunanistan'ın şu an gittiği yolun esas bedeli Yunan halkının ödeyeceği ve esas etkinin de Yunan halkında hissedileceği. Bu o kadar önemli bir vurgu ki. Çünkü Mitsotakis gözü dönmüş bir durumda temsil ettiği siyasi iradeyle birlikte Amerika ve diğer emperyal batı devletlerinin güdümüne girmiş durumda. Ve net olarak görülen şu, Yunanistan'ın geleceğini ipotek altına alacak, Yunanistan'ın geleceğini argo tabirle satacak bir noktaya gelmiş durumda. Silahlanmalar, olmayan paralarla borçlanmalar ve hala buna bakmayıp da, yani cürmüne bakmayıp da bir takım Yunanistan'ı da ileride çok büyük karanlık bir tünele sokacak siyasi sürecin başında ve yürüten yürüten kişi olarak bulunmakta olan Mitsotakis'i işte bu kapsamla değerlendirebiliriz. Evet. Ve Yunanistan'ın buradaki esas maksadı Amerika'ya taşeronluk yapmak. Esas bunu görmek lazım. Çünkü Yunanistan'ın dikkat ederseniz son zamanlarda artık iyice tırmanan bir saldırgan politikaları var. Ki buna Güney Kıbrıs Rum kesimini de dahil edebilirsiniz. Orada da gene bir takım böyle savaş çığırtkanlığı yapan odaklar belirmeye başladı. Eski EOKA'cı katilleri Rum medyası Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir anda dillendirmeye, bunları konuşturmaya ve karşı tarafı kışkırtmaya başladı. Ve aynı zamanda Yunanistan'ın da söylemleri, eylemleri tırmanmaya başladı. Bunlar tesadüf mü? Bunu iyi okumak lazım. Evet. Bunlar bir anda mı gelişti? Bunu iyi okumak lazım. Ben bunun arka planında Amerika'nın kışkırtması
ve maalesef Türkiye'yi de bir tuzağa çekmek gibi niyetle maksadı olduğunu görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet kışkırtması önemli bir argüman ama bununla birlikte de Amerika Birleşik Devletleri'nin galiba Yunanistan topraklarındaki böyle küçük küçük yerleşmeleri de Yunanistan'a cesaret veren, yani benim arkamda artık Amerika Birleşik Devletleri var duygusuyla hareket eden bir Yunan diplomasisi görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri artık Türkiye'yi değil de Yunanistan'ı mı en yakın müttefik ülke olarak görmeye başlıyor? Zaten baştan sonra Amerika hep Yunanistan'ı bir kenarda kullanışlı bir aktör olarak tutmanın gayretindeydi Tunç Bey. Yani evvelden de böyleydi o. Hani bir dengeden hep bahsederiz Türkiye ve Yunanistan arasında 7'ye 10 gibi bizim rakamsal olarak adlandırdığımız o dengeyi Amerika hani kontrolünde olan bir Türkiye için hep bir kenarda bir tehdit olarak tutuyordu. Evet. Ancak özellikle 15 Temmuz'dan sonra o kontrolden çıkan Amerika'nın evvel hani kontrol etmeye çalışıp Türkiye'nin dışına çıkan bir Türkiye Yunanistan'da lehine bu dengeyi bozdu. Ve Amerika doğrudan verdiği silah yardımlarıyla bir takım anlaşmalarla bir takım vaatlerle Yunanistan'a giderek sahaya sürüp Türkiye karşısında bir tehdit olarak konumlandırmaya başladı. Ve bunu da ifade ettiğiniz gibi o tesis ettiği üstlerle esas bu süreci zirve yaptırdı. Ancak burada tabii küçük küçük değil, bana göre Yunanistan'ın tamamına hükmedecek bir konuma gelmek üzere Amerika'nın Yunanistan'daki varlığı. Evet. Yani üstleri konumlandırdığınız takdirde neredeyse Yunanistan'ın iliklerine kadar girmediği coğrafya kalmadığını görüyorsunuz. O halde Amerika bu yapılanmayı neden yürütüyor veya neden bu süreci bu şekilde götürmek istiyor? Amerika'nın gerekçesi hazır. İşte NATO kapsamında Rusya'ya tehdit olarak gördüğümden Rusya'yı bu konumda konuşlanıyorum. Ama işin aslı öyle değil. Bugüne kadar Ukrayna konusunda çok ciddi gelişmeler yaşandı. Hatta Ukrayna bölgesinde çok ciddi NATO'nun da yapılanmaları söz konusu oldu. Yunanistan bu konuda hiç kullanılmadı. Evet. Oysa ki sen buraya getirdiğin silah tesisatı böyle gerekçelendirmiştin. Yani Ukrayna işte Asya Pasifik hattına NATO'nun gücünün kayması nedeniyle böyle bir konsept nedeniyle biz bu yeniden yapılanmayı işliyoruz demiştin. Ama işin aslı şöyle değil. Getirdiği silahlar da tanklar, taarruz helikopterleri, savunma konseptinde olan NATO'nun bünyesinde olmaması gereken silahlar. O evet. Halde akla gelen şu. İşte kazılan hendekler, yapılan açılan üsler, buraya getirilen silah tesisat, gelecekte Türkiye yönelik bir hasmane tutumda veya hani Allah korusun en kötü senaryoda bir savaş konumu gündeme geldiğinde Amerika tarafından bu silahlar kullanılmak üzere mi bu coğrafyaya getirildi yoksa Yunanistan'a destek olarak bir konumlanma mı olacak? Sayın Başbuğ, hazır tanklar ve hendek demişken oradan da devam edelim istiyorum. Çünkü günün en sıcak başlıklarından bir tanesi bu. Meriç Nehri kenarındaki bu açılan hendekler açıldığı iddia edilen ki görüntülerini de az önce ekrana getirdik. Artık hani iddia olmaktan da öte bir haber niteliği evet. Taşıdı. Peki bu neyin habercisi? Yani bu artık göz göre göre bir Türk-Yunan gerilimi hani Amerika rüzgarını da arkasına alıp artık iyiden iyiye böyle bir sürece mi giriyoruz? Öte yandan adalarda da silahlanma noktasında Yunanistan'ın çok da ısrarcı olduğunu görüyoruz. Kesinlikle ama tabii Yunanistan'ın bütün bu yürüttüğü süreçte arkada bir akıl olduğunu bilmekte fayda var. Hani az önce siz Amerika'yı dillendiriyoruz ama ben buna bir de Fransa başlığını ekleyeyim. Çünkü Fransa konusu da bana göre üzerinde konuşulması gereken bir hadise. Zira Fransa'nın da yeni Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşma, işte birbirlerini herhangi bir saldırıda garantiye alacak şekilde bir maddeyi de anlaşmaya eklemeleri, Fransa'nın Rafael uçaklarını Yunanistan'a, yani o batak olduğu belli olduğu halde o kredileri açıp vermesi, bunların hepsi aslında Avrupa'nın da Yunanistan'ı bu konuda kullanmak niyet arzusunun olduğunu gösteren çok net deliller. Keza yanlış hatırlamıyorsam yarın burada Amerika'nın bir bölgeye düzeltiyorum Almanya'nın Scholz ekonomi bakanı ile birlikte Yunanistan'ı ziyaret edecek olması bana göre anlamlandırılmalı. Çünkü bu karar Sayın Cumhurbaşkanı'nın şakamız yok söyleminden sonra evet. Bir anda gündeme düştü. Burada Almanya, İngiltere, Fransa gibi aktörlerin Yunanistan'a doğrudan destek vermek niyetinde olduğunu görmekte fayda var. O halde en kötü senaryoya göre soru şu. Türkiye'nin Suriye'de yapacağı bir harekat,
ki ben onunla orantılıyorum. Yani Yunanistan'ın ne kadar riski göze alacağını biz orada göreceğiz. Bu harekatta Amerika açısından çok kalıcı sonuçları sahada almaya başladığımız takdirde Yunanistan bu gerilimi nereye kadar tırmandırır veya Amerika nereye kadar bu riski göze alır? Ben işte o ortamda savaş ihtimalinin veya diğer senaryoların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Bana göre eğer öyle bir gelişme olursa ilk yapacağı Yunanistan'ın kara sularını artırdığını ilan ederek Türkiye'ye bir tuzağa çekmektir diye düşünüyorum. Peki. Etraftaki plan. Sayın Başbu, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldınız. Güzel bir gün diliyorum size. Yunanistan'ı da uyaralım bu toplara girmesin. Çünkü tarih bunu çok güzel anlatıyor. Bir tarih kitaplarına bakmakta galiba fayda var. Yunanistan için söylüyorum elbette. Kesinlikle. Sayın Akar'ın da zaten bana göre esas vurgusu Yunan halkıydı. Yani artık uyanın. Karanlık bir tünele doğru gidiyorsunuz. Durdurun Miçotakis'i ve temsil ettiği siyasiler değil diye çok net bir vurgusu vardır. Peki. Görüşmek üzere Sayın Başbuğ. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim.